Şuraya bak Ayfet! Kadının biri cinnet geçirip çocuklarını, kocasını ve kaynanasını doğramış. Kim bilir kadına neler çektirdilerse. Allah bilir, önce de kaynanasından başlamıştır ha babaanne. Resmini görseydiniz böyle salak salak gülmezdiniz. Şuraya bak ya. Aynı da bizimki. Aynı. Boşuna dememişler insanlar çünkü yaratılır diye. Yanlış görmüş olmuyorsun Sürahi Hanım. Belki de kaynanasının resmi. Gülün bakalım tevekkeller, gülün. Kime ne vakit güleceğinizi öğrenemediniz zaten. Aman babaanne, komikti işte, itiraf et. Ben şimdi sana öyle bir şey itiraf edeceğim ki yüzüm böyle limon yemiş gibi olacak. Bilin bakalım ben bugün nereye gideceğim? Üç aylıklar. Ya zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ayfet, şunlara bak ya. Alt taraf bir banka cüzdanı gördüler, renkleri ruhsarları kaçtı. Ya hakikaten çocuklar, niye öyle suratınız bembeyaz oldu he? Neye olacak Ayfet? Vakıtsız gülmenin zararları işte. Vanilyalı taciden tebeşirsel bir... Babaanne, bu ay bir de sen zamlı maaş alacaktın değil mi? Maaşının farkları da var babaanne. Net olarak ne alacağımı da söyleyin bari be. Şunlara bak Ayşmet. Bunlar beni öldürüp mirasıma konmaya çalışıyorlar. Bak haberin olsun ha. Aman babaanne, sana yardımcı olmak için hesaplıyoruz. Tabii babaanneciğim, yalnızca sana yardım etmek istiyoruz, o kadar. Hadi oradan be. Çiftar abiler. Siz ancak harcamaya yardımcı olursunuz. 3 aylığımı hesaplamak için yardımınıza ihtiyacım yok. Ben kendim hesaplarım. Neyse canım, bayağı bir şey alacağım. Zaten onları hesaplayıp veriyorlar. Ne? Tek başına mı gideceksin bankaya babaanne? Boşuna heveslenme Taci. Mal toplamaya ayıyla gidilir mi be? Masrafları şöyle bir ayıralım. Bu haplarımın %20'si. Bu da gazete ıvır zıvırlar için. Çekirdeğe lokuma para vermiyorum zaten. Bu kefenlik param. Bu da bir dahaki ayın kefenlik parası. İyi ama anne, şu kefen parasını biraz abartmıyor musun yani? Kefen parasına ayırdığım parayla bir dokuma tezgahı satın alınır canım. Hem sonra yani ne bileyim, insanın aklına kötü şeyler geliyor. Allah gecinden versin, morali bozuluyor insanın. Sen hiç moralini bozma Hikmet'im. Ben aslanlar gibi. Bunun adı kefen parası. Yoksa kimin ne vakit gideceği belli olmaz. Çocuklar, annenize bir dil çıkartın bakalım, paralar ebediyete kadar sizde kalsın. Bir de nanik yapın bakalım. Nanik. Kap bakalım, kap 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 kap. Eyvallah baba. Ya anne, biliyorsun durumu ya, hadi hareket ha. Utanmıyorsunuz değil mi çocuklar? 3 kuruş için insan öz annesine bunu yapar mı? Eski defterleri bana açtırma Ayşmer. Rahmetli kaynanam Cevriye, sana şeker verecek diye çamaşır ipini koparan kimdi? 2 tane iptidai horoz şekeri için canım sakız gibi çamaşırların üstünde tepinen kimdi? He? Benim torunlarım hiç olmazsa şekere mekere tenezzül etmiyorlar ha. Ben bu kadını vesile ediyorum canım. Ben torunlarıma zaten açlık vereceğim. 70 küsur senelik kadınım. Koskoca emekli maaşını tek başıma yiyecek halim yok herhalde. Onlar da benim canlarım. Babaanne, madem öyle harcaman yok, yatırım yapsana. Yapıyoruz tabii, yatırım yapıyoruz. Daha ne yapacağız? Taci'nin dediği o değil babaanne. Paranla bir şeyler alıyorsun. Alıyorum ya, haplarım be yavrum. İlaçla yatırım olmaz babaanne. Makyaj malzemesinden etekten olur değil mi? Bu da bizden aldığı parayı abuk subuk şeylere yatıyor. Sonra bize talkın veriyor be. Allah Allah. Sendeki paralar bende olacak. Hisse senedi alırım, döviz alırım. Döviz mü? Yani babaanne şey demek istiyor, işte Alman markı, Amerikan doları gibi şeyler yani. Ne yapacağım ben bu Amerikanlı dolarını be? Allah Allah, kapıdan dışarı çıkamıyorum. Amerika'ya mı gideceğim? Aman babaanne. Ama gitmek isteyen varsa, ne kadar dolar varsa alırız. Ay,
Babaanne, dolar alınca Amerika'ya gitmene gerek yok ki. Koyuyorsun paranı bir köşeye, değerlenmesini bekliyorsun. Ha. Ne diyor bu be? Yani diyor ki paranı Amerikan dolarına yatırmalısın. Hı. Babaanne, Amerikan doları acayip değer kazanıyor. Nerede satılıyor bu Amerikan doları? Yahu merak etmemeye çalışıyorum ama elimde değil. Nerede kaldı bu be? Sen bir şu saate bak bakalım. Ya şimdiye kadar 40 kere gidip almıştım dolarları. Amerika'ya mı gitti? Ne alt etti bu çocuk? Heh, aç bakalım, aç. Mutlaka odur. Aç bakalım. Hava soğuk, üşütmesin dışarıda. O mu? Taci mi? Ne bileyim babaanne, daha bakmadım ki. Ben ne konuşacağım? Açsana kapıyı be. Buz gibi abi. Hava acayip soğuk babaanne, acayip soğuk. Nerede? Nerede? Ha, dolarlar. Tamam babaanne, al işte burada. Al sana 300 dolar, halis mulis Amerikan doları. Verdiğim bir çuval parayla 3 tane kağıt parçası mı aldın be? Ya sen onun ağzına bakma babaanne, şu anda elinde bir servet tutuyorsun. Bana bak sadece, eğer beni kaldırıyorsan bu serveti sana kendi ellerimden yedirim, haberin olsun ha. Aman babaanneciğim, seni kandırır mıyım hiç? Şşt, iyice bak, senin sahte falan olmasın. Yok güzelim, yok. Bu ne? Bu da kim? Atatürk nerede ya? Sayın seyirciler, borsa ve döviz piyasası bugün sakin geçti. Amerikan doları ve Alman markı yükselişte, ancak anne, doları hadi gel bir şeyler ye. Sus 2 dakika be! Ajansın en önemli kısmı burası. Sabahın ilk saatlerinde Tahtakale'de Amerikan doları düne oranla 1000 lira değer kazanarak... Oo babaanne bak, dolar 1000 lira değer kazanmış. 1000 lira mı? Hiç kazanmasaydık daha iyiydi be. Alman markı ise 3000 lira artarak 36.560 lira oldu. Al işte! Alman markası bile 3000 lira artmış yahu! Yani 1000 lira için bana şu pacavraları aldırdın ya, helal olsun sana Taci. Amerikan doları, görende bir halk zannedecek ya, artı artı 1000 lira artmış. Ne 1000 lirası babaanne, bugün sen tam 300 bin lira kâra geçtin. 300 bin lira mı? Tabii Taci, doğru söylüyor babaanne, sen bugün 300 dolar almadın mı? Bak gördün mü, ilk günden 300 bin lira kâr ettin. Ya. Hadi canım. Ben bu işi çok sevdim çocuklar. 300 binde, 300 binde, 300 bin. Uyan! Kalk! Kalk Taci! Kalk sana! Uyan! Uyan da hesap ver! Çabuk! Ne oluyor babaanne ya? Daha ne olsun ulan? Bak, sevgili doların bugün 2000 lira birden düşmüş. Ne yapacağım ben? Çabuk! Aa, babaanne ya, sıkma canını, olur böyle şeyler, yarın da artar, merak etme sen. Başlayacağım yanından, ulan benim yanına çıkacağım belli mi? Çabuk, ne alt edeceksen et. Çabuk! Babaanne ne oldu, niye bağırmıyorsun? Daha ne olsun be, bu salağın yüzünden günde 300 bin lira zarar ettim yahu. Allah üzüldüğün Allah. Şeye bak Allah aşkına ya, merak etme, yarın artar. O da öyle dedi ama artmadı işte. Artar, birazcık sabretmesini bil, yarın artacak. Tabi, böyle söylemesi kolay. 80 küsur yaşında olan sen değilsin. Hani sen 70 küsur yaşındaydın babaanne, şimdi nasıl 80 küsur oldu? Ulan salak Taci, insan hissettiği yaştadır be. Dün 70 küsur yaşında zengin ve mutlu bir kadındım. Ama bugün 80 küsur yaşında hissediyorum kendimi. Ulan kalk, kalk bak, yoksa üstüne oturacağım. Kalk dedim sana. Kalk, bunları ne yaptıysan, nereden aldıysan al götür, beni paralarımı geri getir. Ama babaanne, şimdi bunları satarsan zarar edersin sen. Taci doğru söylüyor babaanne, bekle de zararını kurtar. Yapma ya, ne iş ya? Allah vere de hepsi gitmezse kefenlik paramı. Yok. Döviz piyasasında ise son durum şöyle. Alman markı artmaya devam ediyor. Dünü 36.590 liradan kapatan mark bugün 37.670 liraya çıktı. Amerikan doları ise 800 lira değer kaybederek 53.100 lira oldu. Piyasa kurulu Boğaziçi menkul değerlerin faaliyetlerini durdurdu. Hisse senetlerinin müşterilerin iz... Lanetli miyim ya ben? 3 gün oldu. 1 lira bile artmadı ya. Hay benim eşen kafam. 2 tane madrabazın aklına uyup dolara yatırdım parayı ya. Hay Allah. Lokum almaya bile kıyamadığım parayla dolar aldım. Sanki çok lazımdı bana Amerikalı'nın doları. Sürahi Hanım,
Hastalandın mı? Yoksa televizyon mu bozuldu? Cümleten iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin Haşmet. Tam vaktinde geldin Haşmet. Senin bu çatlak karın kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Ne münasebet ayol. Geçmiş kapalı televizyonun karşısında elinde böyle... Neyse neyse ben... şimdi kavga etmeyi bırakın. Peki. Bugün ikramiyemi aldım hanım. Sahi mi? Ah canım. Artık o istediğin elektrik süpürgesini gidip alabilirsin. Benim bildiğim cadılar çalı süpürgesi kullanırlar Haşmet. Ne yapacak bu elektrik süpürgesini? Haşmet, annen doğru söylüyor. Niye süpürge alalım? Bu para bir kenarcığımızda dursa. Dursun hanım. Para senin. İster git elektrik süpürgesi al, ister bir kenara koy dursun. Sağ ol canım. Haşmet, diyorum ki biz de Süreyya Hanım gibi dolar alalım mı? Alsın alsın, dolar alsın. Mark kuruş artmıyor Haşmet. Anne, bakıyorum senin dolarlar iyi kar getirdi galiba. Tabii, hiç sorma, her geçen gün artıyor. O zaman hanım sen de git yarın sabah dolar al. Peki. Niye yarın alıyorsunuz canım? Bugün alsanız da her geçen gün artıyor Berat. Yarın alırsanız zarar edersiniz. Canım bu saatte nerede buluruz doları anne? Yarın sabah erkenden gider alır işte. Aşk olsun Haşmet. İstediniz de vermedim mi? Siz yeter ki isteyin. Bende dolar gani gani. Süreyya Hanım, madem bu kadar kar ediyorsun, neden bize satıyorsun? Haşmet, bu kadına söyle. Bir insan 70 küsur yaşından sonra fazla değişemiyor. Ben alışmışım bir kere Türk parasına. Hem böyle olunca çocuklara harçlık vermek güçleşiyor. Benim için en iyisi Türk parası. Peki, bize kaçtan vereceksin? Haşmet, sana zahmet gene söyle bu kadına, ben tefeci değilim. Kaç paradan aldıysam ona da vereceğim. Olur mu hiç öyle şey anne, niye zarar ediyorsun canım? Bugünkü değer üstünden ver gitsin. Katiyen olmaz. Hepsini 15 milyondan aldım, 15 milyona da vereceğim, lanet olsun. Tamam. Ben alıyorum. Hepsini alıyorum. 3, 4, 5. Bu 5'i benim, 15'i senin. Tamam tamam, iyi saydın mı? Saydım. Tamam. Al bakalım. Sağ ol. Haşmet, senin bu karın bayağı akıllıymış da bizim haberimiz yokmuş he. Çocuklar, dün gece biraz geç geldiniz galiba. Evet baba, film biraz uzundu da. Ama çok güzeldi. Günaydın millet. Çay mı koydunuz mu? Ooo, bu ne keyif böyle Süreyya Hanım. Sen de fena değilsin sen de oğlum. Taci, oku bakalım çocuğum. Bugün Amerikan'ın doları ne halindeymiş? Sahi oku çocuğum bakayım nasıl durum. Kesin artmıştır babaanne. Hadi oku bakalım, oku. Evet. Ooo babaanne, bak bak Amerikan doları ne olmuş? Alış 58.500, satış 60.000. Hiç güleceğim yoktu ya. Ya şu Amerikan dolarına bak, durduğu gibi durmuyor ya. Her gün artıyor. Ne dedim ben ne? 60.000 olmuş babaanne. Yani yaşadın. İyi. Ne kârdasın be babaanne, köşeyi döndün ha. Başlarım köşeyi kendinize be. Dur bir bakayım. Selvi, kalk fırla. Ne kadar dolar varsa piyasada al gel. Haydi zıpla hadi. Ne? Koş. Hadi koş dedim be, ne duruyorsun be? Allah Allah. Hay Allah. Benim eşek kafam, eşek. Nereden sattın dolarları buna be? Niye üzülüyorsun Süreyya Hanım? Ya bancıya satmadın ya bana sattın. Bırak sayende birkaç kuruş da ben kar ettim, ne olacak? Haşmet, bu dağız kaçakçısına söyle, ben de buna üzülüyorum zaten. Günaydın babaanne, günaydın annem. Günaydın evladım. Allah Allah. Günaydın hanım. Günaydın canım. Günaydın anne, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Birisi gece televizyonuma suikaste bulunmuş. Baksana, televizyonumun hafızası bu kadının hafızasına dönmüş.
Hiçbir kanalı hatırlamıyor. Aman anne, gece kim kalkıp da kurcalar televizyonu canım? Sen bir gaflet uykusundasın Haşmet. Bir casusa sırtını dönerek nasıl böyle rahat uyuyabiliyorsun hayret doğrusu. Gece işlediği suçtan dolayı bak nasıl da kremleniyor, gizlenmeye çalışıyor. Günaydın. Günaydın Selvi. Dur babacığım şimdi şöyle. Dikkat et, sıcaktı. Allah. Günaydın. Oh babaannelerin en güzeli be. Boşuna yalakalık yapma. Param yok. Ama senden para isteyen kim? Yok canım, ben öyle ortasına söyledim. Kızım sana söylüyorum, tacı sen Allah. Nasılsın hanım? Gayet iyiyim canım. Televizyonumu mundar etmeyi başardı, iyi olacak tabii. Ne diyor Haşmet? Allah. Birisi televizyonu kurcalamış galiba, kanallar karışmış. Allah. Gördün mü anne? Bak televizyonda bir şey yokmuş. Hani politikacılar gibi desteksiz salmıyorsun ha? Desteksiz sensin be! Baksana! Bu arızayı eliyle koyduğu gibi buldum. Demek ki bu yapmış. Selvi, söyle bu kadına. Eğer bir yeri soyacaksa yüzüne böyle çorap morap geçirsin, öyle badana boyayla olmuyor. İlahi Sürahi Hanım, sadece cildi güzelleştiren basit bir krem. Selvi, söyle bu astrolis bozuntusu kadına, bunun gergedan gibi derisini bir tabur asker gelse koruyamaz be! Hem bir ayağı çukurda kadının makyajına yine be! Hadi benim gibi endamı yerinde olsa neyse! Neyse anacığım, sen kahvaltı yapmayacak mısın? Sofraya gelsene! Siz yiyin, size bir şey olmazsa sonra da ben yerim. Haklı zatımda bana bir çeşmici başı lazım canım. Önce benim güvencede yemek yiyebilmem için yemekleri birinin önceden tatması şart. Ay. Hadi hanım, ben geç kaldım, çıkıyorum. Güle güle canım. Anacığım, sen de kendini fazla üzme. Gel bir öpeyim. Aman istemem be, istemem. Aman öpücüğün eksik olsun be. Allah Allah. Bu kadını öptükten sonra gelip beni öpmüyor mu? Vallahi tüylerim bu kadının saçları gibi diken diken oluyor canım. Taci, bana şu zeytini aç çocuğum. Baba ne o zeytin değil ki Elba. Ne gülüyorsunuz be? Bak hala gülüyor ya, çarpacağım he. Alo buyurun. Ha evet, Süreyya Hanım'ın evi. Evet evet, evde kendisi. Ben torunluyum. Kim arıyordu? Bir saniye, bir saniye. Babayla telefon sana eski bir arkadaşınmış. Ya benim anası kılık mı torunum? İnsan bu sorar, kimin nesiymiş, nereden tanıyormuşum? Mahalleden mi, mektepten mi, askerlik arkadaşı mı, değil mi? Nur Hayat Hanım arıyor, Nur Hayat. Ha, Nur Hayat mı? Ha tabii ya, Nur Hayat'tı, Zevzek Nur Hayat. Tabii canım, mutlaka odur, başka Nur Hayat tanımam ki. Hay Allah, nereden buldu beni yıllar sonra böyle? Babaanne gevezeliği bırak da gel konuş, kadın bekliyor, ayıp. Tabii be, anası kılıklı şey, sana mı sorduk? 40 yılın başı kendime bu kadından başka bir eğlencelik bulmuşum. Çekil be. Alo, Nur Hayat, kız, nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Evlendin mi? Aa, kim oldu seni ya? Yani kiminle evlendin diyorum. Ya evlenecek bir enayi bulmuş kendine. Bak ne diyeceğim, bunu bir gün eve çağıralım da hep beraber eğleniriz. Bak Nur Hayat, ne diyeceğim? Bir ara bize gel de şöyle eskileri yad edelim. Tabii canım, tabii bugün gelebilirsin, hiçbir mahsuru yok. Bak şimdi sana ben adresi veriyorum. Ya sen şimdi aklında da tutamazsın, bari yaz. Nerede kaldı bu kadın ya, bu kız kurusu? Gelir Sürahiye Hanım, gelir. Trafiğe takılmıştır kadın herhalde. Geleceğini sanmıyorum. Unutmuştur bulmak. Aman babaanne. Geldi. Bak göreceksin, bulmak dediğini söyleyecek. Ama söyle, sanki kulağı işitiyor mu, seni duyacak. Bizim arkadaşlardan bir tek o evde kalmıştı. Beygir gibi kadın. Kim bilir nasıl bir koca bulduysa artık.
Teşekkür ederim çocuğum. Herkese merhaba. Ha, kim bu kadın ya? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Aa, kim bu kadın ya? Niye böyle beni şapır şupur öpüyor? Selvi, kim bu kadın? Aa, mikrop kapmam için artık sokakta topladığınız kadını içeri alıp beni öptürüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayol, ben Nur Hayat Sürahi'cim. Tanımadın mı beni? Aa, Nur Hayat mı? Ne diyor bu be? Maşallah Nur Hayat Hanımcığım. Kayınvalidemin çocukluk arkadaşı olmanıza rağmen hala genç ve dinçsiniz. Vallahi özel bir çaba sarf etmedim. Öyle mi? Sadece kendimi stresten uzak tuttum, üzmedim. Ay ne güzel. Ya bu stresle bir stres de olacak şey değil Nur Hayat. Yoksa Ajda Pekkan gibi estetik ameliyat falan mı yaptırdın? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Nur Hayat, sende şeker var mı? Yok, çok şükür. Tansiyon? O da yok. Kalp falan da mı yok canım? Yok yok. Senin Allah bilir gelinin de yoktur. Yok, var var da. Benim oğlan yıllar evvel evlenip İzmir'e yerleşti. Bayramdan bayrama görüşüyoruz. Benim gelin de İzmir'de olsaydı ben de senin gibi genç kalırdım. Bu kadın nereden baksan bir 50 senemi götürdü be. Kız Sürahi, hiç değişmemişsin. Sen gençliğinde de böyleydin. Hadi canım sen de. Ben gençken böyle miydim be? Şöyle gözlerime bir bakan böyle sürme çektim sanırdım be. Bel bu kadar belim vardı, incecik. Fidan gibiydim be. Elini anladık da boyuna ne oldu? Yok canım, sen gençliğinde de birazcık toparlacıktın. Hadi canım. Neyse ben şu çayın suyuna bakayım, bitmiştir. Allah. Ben bakayım Sürahi abi. Yok yok, ben giderim. Hacetimi de benim yerime sen mi göreceksin be? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Biraz terlenmişim de üstümü değiştireyim dedim. Bu ter çok fena bir şey, çok. Yani maşallah, sizi böyle yan yana gören anne kız zanneder. Selvi, bu kadına söyle, ben Nur Hayat'ın annesi gibi duruyorsam, bu da anneannesi gibi duruyor. Sürahi'cim, sigara içer misin? Yok, ben seviyorum bunu ama bu beni sevmiyor. Her içişimde öksürtüyor bu meret beni. Ben içeyim. Aman yapayım efendim. Teşekkür buyurun. Ederim. Anneciğim bak bu get geldi. Öpeyim Sürahi'ni. Öp bakalım kızım. Öp öp öp. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Ah güzelim benim, güzelim. Nasılsın yavrum? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Anneciğim nasıl? İyi, çok selamı var size. Ah sağ olsun. Bu gençlerde de hiç edep haya kalmamış canım. He babaannen yaşındaki kadının neden elini öpmüyorsun be çocuğum? Şey ben Selvi'nin teyzesi falan zannettim. Ah. Selvi de nereden bulur böyle arkadaşları anlamam. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Anneciğim bizim ders çalışmamız lazım. Hadi Buket gel odama gidelim. İzninizle. Tamam yavrum. Güle çocuğum. Dalga dola. Maşallah Nur Hayat Hanım. Cildiniz çok taze. Bir şey mi uyguluyorsunuz? Sadece krem sürüyorum. Öyle mi? Aha, tıpkı benim gibi. Ya çeneye daldık. Ben şu çayın altına bir bakayım, şöyle taze, rabıtalı bir çay içelim he. Bugün de bir terdir gidiyor ya. Bu kış günü de ne olacak şey mi bu? Allah Allah. Hayrola Sürahi Hanım, ne oldu böyle? Ne olmuş? Ne var? Her zamanki halim. Beğenemedin mi? Şey, tabii her zamanki halin de. Çok güzelleşmişsin maşallah. Tamam tamam, kaba çene. Nerede kalmıştık Nur Hayat? Vallahi sana doyum olmaz Sürahi'ciğim. Vakit geç oldu. Ben artık kalkayım. Bey merak eder. Ne güzel oturuyorduk ya. Bak Sürahi'ciğim. Yıllar sonra birbirimizi bulduk. Bundan sonra sık sık görüşelim. Tabii. Bana da beklerim. İnşallah. Hatta gelinini, torunlarını al öyle gel. Gelinimi giderken götürmek isteyeceğim tek yer var. Artık o vakit bir tecelli etsin. Çok
şakacısın. Ya şakacıdım. Efendim, ben kalkayım artık. Ben müsaadenizle geçeyim. Teşekkür ederim. Sürahi'cim öpeyim. Gene beklerim. Gene gel. Efendim, teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum hanımefendi. Tekrar beklerim. Buyurun inşallah. Vallahi şaşırdım kaldım. Yani kadın bu yaşta olmasına rağmen hala genç. Demek ki geçen yıllar bazı insana yarıyor, bazı insana da yaramıyor. Sen işte kendi nüfus cüzdanından dalga geç. Ben şimdi ne dedim ayol? Yani kadın sizden 2 yaş büyük olmasına rağmen hala güzel. Hala dinç. Yok canım ben. Ne öyle? Boyacı küpüne girmiş. Kedi gibi kuyruğunu sallaya sallaya ortada dolaşıyor. O kadar boyayı babam da yapsa o da güzelleşir be. Allah Allah. Hem sonra biz tanışıyor muyuz senden be? Dön o tarafa. Ya anneciğim benim karnım çok acıktı ya. Babaanne ne oldu yüzüne? Ne varmış yüzümde be? O kadar. Ay sen makyaj yapmışsın. Anne ne bu hal? Hadi oradan be. Genç ve güzel bir kadının makyaja ihtiyacı yoktur. Makyaja, işte Nur Hayat gibi kaportası dökülmüş külüstür kadınların ihtiyacı vardır. Aman babaanne, benim makyaj malzemelerimle makyaj yapmışsın. Ama hiç olmamış, git de bir aynaya bak, palyaço gibisin. Tepem de sızdırsın öpe, haraminin kızı. Ben sadece ne bulurlar bu makyajda diye öylesine merak ettim canım. Ama sen kızma canım. Dünyanın en güzel kadını. Hadi oradan. En tatlı babaanne. Hadi bakayım, canım sen de. Bakayım şu dudaklara. Seni Allah kahretmesin. Yapma sen be. Benim ruhlarımı mı aldın? Dalgada geçiyor. Bakayım şu dudaklarıma. Aman aman o dudaklar yine. Yine yaz geldi de. Yerim seni ben. Yerim güzel kadın. Yapma bak gebertirim. Ama seviyorum seni. Öpeyim. Sen gel gülme orada. Keçi. Hadi çocuklar buyurun sofraya. Hadi babaanneciğim gel yemek ye. Ya babaanneciğim ne oldu sana? 2 gündür hiç ne konuşuyorsun, ne gülüyorsun, ne yemek yiyorsun. Biraz neşelen ya. Yok bir şey be. Ha, bak bu kadına söyle. Yemek yemiyorum diye hastalandım sanıp sevinmesin boşuna. Öylesine iştahım kesildi işte o kadar. Babaanne, o Nur Hayat teyze senin çok samimi arkadaşın mıydı? Sen gidip yemeğini yesene be! Neden şirkti şimdi Nur Hayat durup dururken? Hadi! Alo. İyi akşamlar Nur Hayat teyze. Sağ olun, siz nasılsınız? Evet, burada çağırayım. Ne çağırması be? Kimi nereye çağırıyorsun? Evde yok der. Tatile gitti der. Yurt dışına çıktı, 1 yıl sonra gelecek der. Seni tanımıyormuş der. Ne dersen de be! Babaanne. Babaanneciğim yemeğini getirdim. Babaanneciğim açar mısın şu kapıyı? Bak öğlen yemeğini de yememişsin. Babaanne neyin var ya? Lütfen aç şu kapıyı. Bak 2 gündür ne konuşuyorsun, ne çıkıyorsun, ne yemek yiyorsun, ne oldu? Lütfen aç şu kapıyı. Bak oturup şimdi ağlayacağım. Babaanne seni çok seviyorum. Babaanne, ne oldu yüzüne? Ne var? Ne oluyor? Beğenemedin mi? Ya çok alem kadınsın de babaanne. Ne varmış? Bu zamanda herkes cilt bakımı yaptırıyor. Allah Allah. Nur Hayat teyzeye özendin değil mi? Hemen onun yüzünü şeytan görsün be. Sen beni 1 hafta sonra gör. Hangimiz güzeliz bak bakalım. İnce ince